2017 yılında bizim müvekkilimiz Ali Pusat Susam isimli çocuk dünyaya geliyor. Aynı gün içerisinde görevli doktorlar tarafından muayene ediliyor. Muayene edilirken gerek annesi gerekse babası tarafından testislerinde şişlik olduğu ve morarma olduğuna dair şikayetler ifade ediliyor. Ve defaten bunlar söylenmesine rağmen görevli doktor tarafından hiçbir tetkik yapılmaksızın ne ultrason çekiliyor ne hiçbir muayene yapılıyor. Sadece şu söyleniyor, su toplamasıdır, zamanla geçer deniliyor. Bir gün sonrasında yani doğumun gerçekleştirildiği tarihten itibaren bir gün sonra müvekkil taburcu ediliyor. Akabinde 3 gün geçtikten sonra müvekkilin anne ve babası tarafından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne müvekkil götürülüyor. Apar topar muayene edildikten sonra ultrason çekiliyor. Testislerden birisinin çürüdüğü tespit ediliyor. Diğerinin de çürümeye yakın olduğuna dair bir tespit yapılıyor. Sırf testislerden birisini kurtarabilmek için müvekkil Ali Pusat'ı tok karnına ameliyata alıyorlar. Ama buna rağmen ameliyat esnasında testislerden diğerinde çürüdüğü tespit ediliyor. Buna göre işlem yapılıyor. Sonraki süreçte müvekkil anne babası tarafından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulundu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tahkikat sırasında Elazığ valinden soruşturma izni alındı. Elazığ 1. Asya Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı ve mahkemece Adli Tıp Kurumu'na bir kusur tespitine ilişkin olarak bir talepte bulunuldu. Adli Tıp Kurumu'nca verilen raporda da aynen şu şekilde görevli doktorun kusurlu olduğu tespit edildi. Ultrason ve diğer tetkiklerin yapılmaksızın tesislerde su toplaması olduğuna dair bir tespitin yanlış olduğu ve görevli doktorun bundan ihmali ve kusurlu olduğu tespit edildi. Biz Elazığ 1. İdare Mahkemesi'ne görevli doktorun kusurun ve ihmali neticesinde müvekkilin tesislerden ikisinin çürümesine sebebiyet verdiğinden ötürü dava açtık, maddi manevi tazminat davası açtık. Bu maddi manevi tazminat sırasında görevli doktorun davası sırasında görevli doktorun kusurunun tespitiyle birlikte tazminat davamızı kabul istedik. Bu sırada Sağlık Bakanlığı'na ayrıca görevli doktoru hakkında idari bir soruşturma yürütülmesi için başvuru yaptık. Muhakkik atandı. Görevli doktorlarca, yani atanan görevli doktorlarca bu doktorun kusur ve ihmali tespit edildi ve disiplin cezası aldı. Bu da görevli doktor. Elazığ 1. İdare Mahkemesi hem Adli Tıp Kurumu'nun raporu hem disiplin cezasının alınmış olması gerekçe göstererek herhangi bir şekilde kusur tespitine gitmedi. Doğrudan mağluliyet oranı tespitine gidildi. %28 müvekkil tesislerinin çürümüş olması nedeniyle hali hazırda mağlul olduğu tespit edildi. Sonrasında bu mağluliyetin müvekkilin yaşamına doğrudan etkisinin tespitine dair olarak maddi tazminat hesabı yapıldı. 370 bin dolayında bir maddi tazminatın müvekkil ödenmesi gerektiğine dair bir tespit yapıldı. Sonrasında mahkemeden biz 1 milyon 300 bin lira maddi manevi tazminat istedik. 1 milyon lirasını sadece müvekkil Ali Pusat açısından, geri kalan 300 bin lirasını da anne baba ve diğer kardeş açısından istedik. Mahkeme toplam 500 bin lira manevi tazminata hükmetti. Biz bu hükmedilen manevi tazminatın özellikle müvekkil Ali Pusat açısından tesislerin çürümüş olması nedeniyle cinsiyetinin bundan sonraki aşamada, hayatının bundan sonraki aşamasında tespitinin kendisi açısından bir cinsel kimliğinin belirlenmesi noktasında yaşayacağı sıkıntıları gözeterek az olduğunu ve talep gibi karar verilmesi için istinaf ettik. Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar belgesi. Bu kararla birlikte görevli doktorun kusuru tespit edildi. Sağlık hizmetinin hiç veya gereği gibi ifade edilmemesi neticesinde ortaya çıkan rahatsızlıklara, ortaya çıkan maddi ve manevi zararlara ilişkin olarak ...370.138 lira maddi tazminat, manevi tazminat olarak da toplam 500 bin lira manevi tazminat hükmedildi. Davalı idareden toplamda avukatlık ücreti ve yargılama giderleriyle birlikte toplamı 930 bin lira civarı bir rakam.